Maide suresiyle ilgili 67. ayetle ilgili mesela nezele hazihil ayetu fi gadiri hum li Ali ibn Ebi Talib. Kitapta bunlar yazıyor. 222 eserin yanında efendim meal kitaplarında, tefsirlerde, sebebi nüzüllerde yazıyor. Adam gadiri humu alıyor. Gadir gölet demektir. Hum bir kavşaktır. Ayrılma noktasıdır. 120 bin sahabi Cenab-ı Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile haccını yapmış. Herkes memleketine gidecek. Yepyeni, yepyeni bir mesajla gidiyor. Maide suresi 67. ayette İmam Ali'nin velayetinin ilanı. Yevmi gadiru hum şu şekilde yazılır. Yevm gadir hum şurası kamera çekiyor çekmiyor. Bu arkamda bir kamera var. Belki daha güzel çıkıyor mu? Şimdi yevm gün gadir gölet hum alıyor bunu adam. Yevmi dokunmuyor. Gadirin gad kısmını alıyor. Ye ile re'yi huma ekliyor. Yerham diye bir kelime çıkarıyor. Hadi taktil öyle bir yanlış oldu falan hani entir yapmış fazlalık diyeceksiniz. Dibine de iki notu koyuyor. Dipnot iniyor. Yerhamu kelimesinin diğer anlamı yerrukkudur, inceliktir. Bunu bu şekilde İmam-ı Suyuti'nin eserine alıyor. Söz konusu ayeti tercüme şerh tahkik ederken, incelerken söz konusu ayet de o şekilde yazıyor onu. Aynı kitabı Esbab-ı Nüzul, Vahid'in Esbab-ı Nüzul'ünü bir başkası tahkik ediyor. O Gadir-u Hum diye yazıyor onu. Gadir-u Hum'u yazıyor. Önüne de arkasına da çift parantez koyuyor. Yani bu Gadir-u Hum'dur ve çok özel bir gündür. Peki bunu daha önce tahkik eden adamın zoru ne? Başka bu nihayet bu eseri kütüphaneden alıyor. Vahid'in el yazması eseri. Ben bu kameramanla şey yapayım, dost olayım. Yevmi gadiru hummin sonuna bir şedde koyuyor Vahid'i. Hummin ha bir ahmak çıkıp da bunun üzerinde oynamasın. Bu hummindir. Bu da kerameti olsa gerektir. Peki siz hangi mantıkla, hangi ilmi birikimle bunu değiştiriyorsunuz? Dahası Vahid'i İmam Ali'ye has bir vasıftır. Kerremallahu vechhe. Ona özeldir. Çünkü secde putlara saygı duymadan tertemiz bir arı duru bir kimlikle Müslüman olduğu için Allah onun yüzünü putlara saygı duymaktan, secde etmekten mükerrem kıldı, beri kıldı anlamında. Vahid'i İmam Ali'nin isminin geçtiği yerde Kerremallahu veçhe yazarken bizim bu zerzevat-ı kiram bunlar da radıyallahu anh diye bir lütufta bulunuyorlar. Daha garip tarafı ise bu Gadir-i Hum'u tercüme etti bir ilahiyatçı. Ve bu ilahiyatçı bunu tercüme eden Maide suresi 67. ayetin Gadir-i Hum'da İmam Ali hakkında indiğini haykıran Vahidinin esbab-ı nüzulünü tercüme eden sözü meclisten dışarı bir ilahiyatçı birkaç hafta önce televizyona çıkıyor. Maide suresinin 67. ayetinin siz çok böyle yaparsınız. Ben sonuna kadar konuşacağım artık mikrofon bende. Maide suresinin 67. Maide suresi 67. ayetinin İmam-ı Ali hakkında indiğiyle ilgisi bir şey yoktur. Yani nasıl beddua edelim sana mübarek profesör? Ya sen tercüme ettin, kitapta bu yazıyor ya. Ve bunlar bizim önümüze konmuştur. Ve Maide suresi 67. ayet anlatıyor. İslam'ın ilk yıllarındadır, Hazreti Resulullah'ta bir endişe vardır. İnsanlar başıma üşüşür, ne yapacağım ya Rabbi? Sahabeden korumalar vardır, Ebu Talip koruma tahsis etmiştir. Mekke'nin o ilk yıllarında, İslam'ın ilk tebliğ yıllarında anlatıyor. Çok affedersiniz lambur lumbur tarhana bulgur kıvamında anlatıyor. Sonunda bir cümle ekliyor arkadaşlar ya. Ölür müsün öldürmek bize gelmez de. Sonunda bir cümle ekliyor. Onu okuyayım. Delikanlı kamerasından göstersin onu. Ve hâdâ bütün bu çok affedersiniz zırvalar
yektevi şunu gerektirir. Ennel ayete, bu Maide suresi 67. ayet Mekkiyetün. Lan kitabın kapağını değil de şurasını göster. Programdan sonra senin. Mekkiyetün. Şimdi çok ulema var piyasada. Full aksesuar, nevresim uleması. Hala yektevi Maide suresi 67. ayet ile ilgili bu anlatılanlar gerektirir ki ennel ayete Mekkiyetün. Bu ayet Mekke'de inmiştir. Ve zahiru hakikat hilafuhu bunun hilafındadır. Yani hakikat gerçek doğru bu ayetin Mekke'de inmediği konusunda. Hakikat budur. Mekke'de inmedi. Medenidir bu. Ve sade Maide 67 değil. Maide suresinin tamamı Medine'de inmiştir. Peki bu medeni ise, Medine'de inmişse bu kadar şeyi niye anlatıyorsun sen? Resulullah Mekke'de korkmuştur, korumalar yapmıştır. Bu ayet inince korumaları dağıtmıştır. Arapça kısmı var. Şimdi moderatörle kavga yapmamak için bunları yok. Bu nasıl, niye anlatıyorsun bunu peki? Bir başka şeyle bitireyim. Çok önemli bir husustur. Berae suresi, Tevbe suresi. Medeni bir suredir. Besmele yoktur o surenin başında. Niye? Enfal suresinin devamıdır bir görüş. Bir başka görüş, ahitleri bozma ile ilgili metinlere Araplar besmele yazmaz. Görüş bu. Ya da savaşın işlendiği bir suredir. Böyle anlatılır. Siz hatim okurken eğer Enfal'den devam ederseniz bir şey okumayın. Ama eğer Berae suresinde kalmışsanız ve o sureden devam edecekseniz mutlaka besmele okuyun. Bu sure iniyor. Çok hayati emirler var içinde. O sene Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh Cenab-ı Resul onu hac emiri olarak Mekke'ye gönderiyor. Ve Berae suresinden 40 ayeti Mekke müşriklerine tebliğ etme görevi buna veriyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e veriyor. Ve Cebrail aleyhisselam iniyor. Değerli kardeşlerim. Resulullah'ı ikaz ediyor. Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. La yu'etti anke. Bu görevi yerine getiremez asla. İlla ente. Ya sen. Ev racülün minke. Ya da senden bir delikanlı bu işi ancak yapabilir. Ve Hazreti Resulullah bu emirleri İmam Ali'ye verir. Ebu Bekir'e yetiş, o mektubu kendisinden al. İsterse seninle beraber gelsin, isterse geri dönsün. Ve büyük bir endişe içinde Hazreti Ebu Bekir ne oldu diye Allah Resulüne koşa koşa gelir. Vakit olmadığı için sabrınızı zorlamak istemiyorum ama bunun böyle olduğuyla ilgili arkadaşlar Hicri 128'de ölen Ebu Muhammed İsmail Es-Süddi El-Küfi'den tutun da efendim Hicri 1304 ve hala yaşayan bir alime kadar tam 73 kaynak var. Hazreti Resulullah Hazreti Ali'ye Allah'ın emri olarak bu emri ilahiyi ya sen ya da senden biri ancak tebliğ edebilir diye Hazreti Ebu Bekir'i geri çağırıyor ve İmam Ali'nin bu tebliği yapmak üzere görevlendirilmesini şart koşuyor. Ne var orada? En önemlisi şudur. Cennete ancak iman edenler girebilir. İki, müşrikler şu ana kadar Kabe'yi çıplak tavaf ediyorlardı artık bundan sonra çıplak tavaf edemezler. Müşrikler Kabe'ye Harim-i Şerif'e giremezler. Bir de anlaşma yaptığınız kişilerle ilgili onlar bozmadıkça siz de anlaşmanızı bozmayın. İmam Ali budur. Sabaha kadar fezailini anlatsak hakkını veremeyiz. İmam Ali'nin fezailini anlatmak diğer sahabeye problem taşımayan sahabeye hakaret de değildir. Sabrınız için, sabırları için çok teşekkür ederim. Bütün bu hakikatleri bize Profesör Doktor Haydarbaş hocam öğretti ve bu uğurda öğrenme heyecanını verdi. İçinde ehli beyt olan bir çalışma hiçbir zaman yorgunluk vermez. Evde
bir tatsızlık olduğu zaman sokakta, evde size tavsiyem Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed deyin. İmtihanda zihni tutulan delikanlıya da alimlerimiz onu tavsiye ediyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Teşekkür ederim.